Oğuz Kağan Destanı. Ay Kağan, Oğuzların dünyalar güzeli gelinliydi. Günlerden bir gün bir oğlan çocuk dünyaya getirdi. Çocuğun yüzü gök rengiydi. Ağzı ateş gibi kızıl, gözleri ela, saçları kapkaraydı. Çok güzeldi. Çocuk anasının sütünü bir kez emdi, bir daha emmedi. Konuşmaya başlayıp çiğ et, çorba ve kımız istedi. 40 günde büyüdü. Yürüdü, oynadı. At binmeye, at sürülerini gütmeye başladı. Günlerin, gecelerin ardından tam bir yiğit oldu. Bu yiğidin adı Oğuz Kağan'dı. Tarihin eski çağlarında, Oğuz diyarında büyük bir orman vardı. Bu ormanın içinde halkı canından bezdiren bir canavar yaşıyordu. Cesur Oğuz Kağan canavarı avlamak istedi. Kargısını, kılıcını, yay ve okunu hazırlayıp ava çıktı. Önce bir geyik avlayıp onu ağaca bağladı. Oradan ayrıldı. Ertesi gün sabaha karşı geldi ki ne görsün? Canavar geyiği almış. Ardından bir ayı avladı Oğuz Kağan. Onu da altın kuşağıyla ağaca bağlayıp gitti. Ertesi gün geldiğinde canavar ayıyı da almıştı. Bu sefer ağacın altında kendisi durdu. Canavar geldi ve başıyla Oğuz Kağan'ın kalkanına vurdu. Oğuz Kağan bir hamlede canavarı yere yıktı. Günlerden bir gün Oğuz Kağan Tanrı'ya dua ediyordu. Karanlık basmıştı. Gökten bir ışık iniyordu. Işığın olduğu yere doğru yürümeye başladı. Işığın içinde tek başına oturan bir kadın vardı. Başında ateş gibi parlak bir tacı olan bu kadın öyle güzeldi ki, gülse gök güler, ağlasa gök dağlardı. Oğuz Kağan onu görür görmez aklı başından gitti ve hemen bir dilek diledi. Bu kadın bana evlatlar versin dedi. Günler ve geceler sonra kadın 3 oğlan çocuk dünyaya getirdi. Birincisine gün, ikincisine ay, üçüncüsüne ise yıldız adını verdiler. Yine bir gün Oğuz Kağan avdayken gölün ortasında bir ağaç gördü. Ağacın kavuğunda tek başına bir kadın oturuyordu. Gözü gökten daha gök, saçı ırmak gibi dalgalıydı kadının. Öyle güzeldi ki, yeryüzü halkı onu görse eyvah derdi. Oğuz Kağan onu gördüğünde yüreğine ateş düştü ve hemen bir dilek diledi. Bu kadın bana evlatlar versin dedi. Günler ve geceler sonra kadın 3 oğlan çocuk dünyaya getirdi. Birincisine gök, ikincisine dağ, üçüncüsüne ise de deniz adını verdiler. Oğuz Kağan büyük bir toy tertip etti. 40 masa, 40 sıra yaptırıp halkı davet etti. Türlü yemekler, şuruplar, tatlılar, kımızlar ikram etti. Toydan sonra ferman yazdırıp 4 bir tarafa haber saldı. Bu fermanda şöyle yazıyordu. Ben Türk Oğuzlarının Kağan'ıyım ve yeryüzünün 4 yanının hükümdarıyım. Sizden itaat dilerim. O zamanlar Oğuzların yurt kabul ettikleri coğrafyanın doğusunda Altun Kağan hükümdarlığı vardı. Altun Kağan, Oğuz Kağan'a bir elçi göndertip ona altın, gümüş ve değerli taşlar takdim etti. Onunla dost oldu. Oğuzların batısındaysa Urum adında bir kağan vardı. Urum Kağan, Oğuz Kağan'ın emirlerini dinlemedi. Oğuz Kağan da bayrağını açarak ona karşı yola çıktı. 40 gün sonra buzdağının eteğindeydi. Çadırını kurdurup uyudu.
Tan ağrırken Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık geldi. O ışığın içinden gök renkli büyük bir erkek kurt çıktı. Kurt, "Ey Oğuz, ben senin önünde yürümek istiyorum," dedi. Oğuz Kağan çadırını toplattı, askerleriyle birlikte gök renkli kurdun ardı sıra ilerlediler. Birkaç gün sonra Oğuzların İtil Müren dediği İdil Irmağı'nın kıyısında gök renkli kurt durdu. Irmağın kenarındaki Karadağ'ın önünde savaş başladı. Okla, kargı ve kılıçla vuruştular. Çarpışma öyle büyüktü ki halk kaygı ile izledi. Sonunda Urum Kağan mağlup oldu ve kaçtı. Oğuz Kağan, Urum Kağan'ın imparatorluğuna hakim oldu. Urum Kağan'ın Uruz Bey diye bir kardeşi vardı. Uruz Bey, oğlunu derin ırmaklar arasına saklanmış bir şehre göndermiş ve "Şehri bizim için koru, savaştan sonra da geri dön," demişti. Oğuz Kağan bu şehre doğru yürüdü. Uruz Bey'in oğlu ona bolca ganimet yollayarak, "Ey Oğuz, babam benden bu şehri korumamı istedi. Ama benim Kağan'ım sensin, sen de bu şehri koru. Babam sana kızdıysa bunda benim suçum ne? Ben senin emirlerini yerine getirmeye hazırım," dedi. Oğuz Kağan bu yiğidin sözü üzerine, "Sen şehri çok iyi korumuşsun. Bu sebeple adın Saklap olsun," dedi. Saklap ve Oğuz Kağan böylece dost oldular. Oğuz Kağan askerleriyle birlikte İdil Irmağı'na geldi. İdil büyük bir ırmaktı. Oğuz Kağan askerlerine döndü ve "Bu suyu nasıl geçeceğiz?" diye sordu. Akıllı, cesur bir asker olan Ordu Bey ortaya çıktı. Baktı ki etrafta asırlık kayın ağaçları var. Bu ağaçların içlerini oyup sal yaptı ve karşı tarafa geçti. Bu duruma çok sevinen Oğuz Kağan, "Sen buraya bey ol, boyunun adı da Kıpçak olsun," dedi. Uzun bir süre ilerlediler. Gök renkli kurt Oğuz Kağan'ın yanına gelip, "Ey Oğuz, sen askerlerinle yürüyerek halkı ve beyleri buradan götür. Ben de sana yol göstereyim," dedi. Biraz dinlendikten sonra tan ağrırken hep birlikte yola çıktılar. Oğuz Kağan her zaman alaca bir ata binerdi. Çok sevdiği bu at yol üzerinde kayboldu. Burada buzla kaplı yüksek buzdağı vardı. Oğuz Kağan'ın atı oraya kaçmıştı. Oğuz Kağan büyük bir üzüntü içindeydi. Askerler arasında kahraman bir bey vardı. Yürüyüşe ve soğuğa dayanıklı bu bey, buzdağına doğru tırmanmaya başladı. 9 gün sonra atla birlikte Oğuz Kağan'ın yanına döndü. Baştan aşağı kara bulanmıştı. Bembeyazdı. Oğuz Kağan sevinçle güldü. "Sen buradaki beylere baş ol, adın da Karluk olsun," dedi ve ilerledi. Gök renkli kurt çorak bir yerde durdu. Oğuz Kağan da durdu. Burası oldukça büyük bir yurt olan Çürçet'ti. Atları ve öküzleri, bol miktarda altın ve gümüşleri vardı. Burada Çürçet Kağan ve halkı Oğuz Kağan'la karşı karşıya geldi. Oklarla, kılıçlarla çarpışılan bu büyük savaşı Oğuz Kağan kazandı. Çürçet Kağan'ın halkını kendisine tabi kıldı. Bu zaferin ardından Oğuz Kağan ve halkı öyle büyük bir ganimete sahip oldu ki, atları ve katırları bunları götürmek için yetersiz kaldı. Oğuz Kağan'ın bir diğer yetenekli ve becerikli askeri olan Barmaklık Çosun Bilge, asırlık kayın ağaçlarının toplanmasını istedi. Onları kalın iplerle birbirine sıkıca bağladı.
bu tomruk kümesi barmaklık Çosun Bilge'nin yapmak istediği taşıma aracının gövdesini oluşturuyordu. Gövdenin dört tarafına yine ağaçlardan yaptıkları hareketi sağlayacak çıkıntılar koydular. Hazırladıkları ortası delik ağaç daireleri bu çıkıntılara yerleştirdiler. Ganimetleri taşıyacak araç artık hazırdı. Cansız ganimetler arabanın arka tarafına yüklendi. Canlı ganimetlerse ön tarafa geçirilip arabaya bağlandı. Onlar arabayı çekmeye başladılar. Oğuz Kağan ve halkı şaşkınlıkla izledi bunu. Sonra onlar da bu arabalardan yaptılar. Arabaları çekerken "Kanga, Kanga" diye bağırıyorlardı. Onun için onlara Kanga adını koydular. Oğuz Kağan, "Cansızı canlı yürütsün, sizin adınız Kangaluk olsun" dedi ve gitti. Oğuz Kağan yine bu gök renkli kurtla birlikte Hint, Tankut ve Suriye taraflarına yürüdü. Birçok çatışmanın ardından oraları da kendine tabi kıldı. Güneyde Barkan denilen sıcak bir yurda yöneldi. Buranın altını, gümüşü fazlaydı. Her türlü av bulunurdu. Buranın hükümdarı Masar adında bir kağandı. Oğuz Kağan Masar'la yaman bir savaşa tutuştu ve galip geldi. Barkan yurdunu ele geçirdi. Oğuz Kağan'ın yanında ak sakallı, kır saçlı, engin düşünceli bir ihtiyar vardı. Bu asil adam Oğuz Kağan'ın veziriydi. Adı Ulu Türk'tü. Ulu Türk bir gün rüyasında bir altın yay ve 3 gümüş ok gördü. Bu altın yay gün doğusundan ta gün batısına kadar ulaşmıştı. 3 gümüş ok da ta kuzeye doğru gidiyordu. Ulu Türk Oğuz Kağan'a dedi ki, "Ey Kağan'ım, senin ömrün hoş olsun. Kök Tengri düşünde gördüğünü gerçeğe dönüştürsün. Tanrı bütün dünyayı senin soyuna bağışlasın." Oğuz Kağan, Ulu Türk'ün sözünü çok beğendi ve onun öğüdünü dinledi. Büyük ve küçük oğullarını yanına çağırdı. "Gün, ay ve yıldız, sizler doğuya gidin. Gök, dağ ve deniz, sizler de batıya gidin," dedi. Doğuya giden gün, ay ve yıldız epeyce avlandıktan sonra altın bir yay buldular. Onu alıp babalarına verdiler. Oğuz Kağan sevindi. Yayı üçe böldü ve "Ey büyük oğullarım, yay sizlerin olsun. Yay gibi okları göğe atın," dedi. Batıya giden gök, dağ ve denizde epeyce avlandıktan sonra 3 gümüş ok buldular. Bunları babalarına sundular. Oğuz Kağan sevindi. Okları oğullarına üleştirdi. "Ey küçük oğullarım, oklar sizlerin olsun. Yay oku atar, sizler de ok gibi olun," dedi. Oğuz Kağan büyük bir kurultay toplayıp halkını bir araya getirdi. Büyük ordugahın sağ yanına 40 kulaç direk diktirdi. Üstüne bir altın tavuk koydu. Dibine de bir ak koyun bağladı. Sol yanına da 40 kulaç direk diktirdi. Üstüne bir gümüş tavuk koydu. Altına bir kara koyun bağladı. Sağ yanda boz oklar, sol yanda ise 3 oklar oturdu. 40 gün, 40 gece yediler, içtiler, eğlendiler. Oğuz Kağan, "Ey oğullarım, ben çok yalaştım, çok savaştım, çok kargı, çok ok attım. Düşmanlarımı ağlattım, dostlarımı güldürdüm. Ben Gök Tanrı'ya borcumu ödedim. Şimdi yurdumu size veriyorum," dedi.